Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Sedat. Yeni bir videoda yine beraberiz. Arkadaşlar daha önce Almanya göç yasasıyla ilgili bir video yapmıştım. Burada bu konuyu oldukça detaylı bir şekilde incelemiştik. İzlemeyen arkadaşlarımız kanaldaki videoları kontrol edip oradan tekrar izleyebilirler. Bu videoda ise arkadaşlar Almanya'da hangi mesleklerde açıklıklar var? Bunlardan bahsedeceğim. Hepinizin bildiği gibi Alman İş ve İşçi Bulma Kurumu yani Arbeitsamt her sene bir liste yayınlıyor. İhtiyacı, Almanya'nın ihtiyacı olan meslekleri, meslek gruplarını sıralıyor. Bu videoda da bu konudan bahsedeceğiz arkadaşlar. Eğer siz de Almanya veya Avrupa'nın herhangi bir ülkesine yerleşmek istiyorsanız hızlı bir şekilde kanalımıza abone olun ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hazırsanız video başlasın. Almanya, yaşlı nüfusu nedeniyle ihtiyaç duyduğu 1.2 milyon nitelikli eleman adaylarına çok güzel fırsatlar sunmaktadır. Deneme süresini başarıyla geçirip belirsiz süreli iş akdinizi imzaladığınız anda Almanya'da çalışan bir Alman vatandaşı ile aynı özlük haklarına siz de sahip olacaksınız. Alman ekonomisi dünyanın en hızlı büyüyen ekonomilerinden biridir. Sadece 2012-2017 yılları arasında Almanya'da çalışan nüfus 2.88 milyon artarak toplam 32.16 milyon kişi rakamına yükselmiş durumdadır. Ve bu Almanya için bile bir istihdam rekorudur. Almanya'da en çok ihtiyaç duyulan 10 meslek grubuysa şöyledir. Yazılım geliştiricisi ve programcı, elektronik mühendisi, elektrik teknisyeni, elektrikçi, IT, bilişim ve bilgi teknolojileri danışmanı, IT analisti, mimar, inşaat mühendisi, doktor, hasta bakıcı, hemşire, yaşlı bakıcı, çocuk ve engelli bakıcısı, iktisatçı, işletmeci, inşaat işçisi, duvarcı, kalıpçı, sıvacı, kaynakçı, marangoz ve tesisatçı gibi terleten meslekler. Federal yönetim, nitelikli yabancı iş gücüne yönelik bir göç yasasını kabul etti. Ve bu yasa Mart 2020 tarihinde yürürlüğe girdi. Bu yasa ile nitelikli yabancı adayların Almanya'da iş aramaları ve istihdam edilmelerinin kolaylaştırılması amaçlanıyor. Fakat zaten iyi eğitimli yabancı adaylar için günümüzde pek çok yüksek ücretli iş olanağı mevcut durumda. Almanya'daki hasta ve muayenehanelerin yaklaşık 5000 doktor açığı var. Yurt dışında tıp alanından mezun olmuş kişiler 2012 yılından bu yana Almanya'da doktorluk izni alabiliyor. Bu hem AB vatandaşları hem de AB dışı ülkelerden gelen tıpçılar için mümkün. Bunun tek ön koşulu adayların sahip oldukları diplomanın Alman tıp eğitimine eşdeğer olarak tanınması ve C1 düzeyinde Almanca dil sertifikası. Ayrıca hemşire, hasta bakıcı, çocuk ve engelli bakıcıları da özellikle aranan meslek gruplarıdır. Mühendislik dalları arasında en büyük eleman açığı olanlar özellikle inşaat, makina, otomobil, elektronik, IT yani bilişim teknolojileri ve telekomünikasyon mühendisleri. Şunun altını çizmek istiyorum arkadaşlar. Az önceki listede saydığım meslekler Almanya'nın acil ihtiyacı olan meslek grupları. Ama genel olarak Almanya böyle bir sınırlandırma getirmiyor. Yani her türlü mesleğe kapılarını açıyor. Yeter ki elinizde bir diplomanız olsun ve mesleğiniz olsun. Eğer siz de geçerli bir mesleğe sahipseniz, geçerli bir diplomaya sahipseniz hızlı bir şekilde Almanya'ya gelip yeni hayata merhaba diyebilirsiniz. Benim anlatacaklarım bu kadar. Umarım video işinize yaramıştır. Destek olmak için kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu videoda bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın.